FC24'te bugün 1 milyar borç Rebiya serisine geri dönüyoruz. Kulüp Barça. Bu seride ilk sezon bütçemiz 0 euro olur. Barça gibi büyük kulüplerde 2 sezonluk ödeme planı olur. Yani ilk sene 500 milyon euro, ikinci sene 500 milyon euro şeklinde bütün borcu ödeyeceğiz. Borcu ödeyemezsek transfer tahtası açılmaz. Yine borcu ödeyemezsek herhangi bir antrenör transferi yapamayız. Ve önümüzdeki sene kalan borç çarpı 2 olarak aktarılır. Altyapı personelini istediğimiz gibi kullanabiliriz. Altyapıya istediğimiz kadar oyuncu getirebiliriz. Bunun borçla herhangi bir bağı olmayacak. Çünkü her zaman ana amaç burada kadro derinliğini yüksek tutabilmek ve oyuncu satışı yapabilmek. Barcelona borcundan dolayı La Liga'nın ikincisinde, yani La Liga Hypermotion'da başlar. En düşük İspanya Ligi. Normalde güçsüz takımlardayken ters bek ters kanat çalıştırmalarına girerim ama bugün Barcelona'da böyle bir şey yapmayacağız. Çıkıp o borcu bir şekilde ödeyeceğiz. Ayrıca sizlerden bu video için tam tamına 3500 beğeni bekliyorum. Videoya hype atmayı unutmayın. Bir sonraki 1 milyar euro borç review serisinde hangi takım gelsin mutlaka yorum olarak yaz. Çünkü bu borç serisinde Türkiye Ligi'ne geri döneceğim. Yama ile birlikte güzel videolar çıkacağını düşünmekteyim. Ayrıca kanala abone değilsen de bu ve bunun gibi videoları izlemek adına kanala abone olmayı unutma. Hazırsanız 1 milyar euro borcuyla Barcelona başlıyor. Futbol Team Game, ücretsiz online futbol oyunu. Bu oyunda benim bir kulübüm var, Hub FC. Ve sizleri bu takıma davet ediyorum. Hub FC'de şu an birden fazla mevki boş. Ve gelin birlikte bu mevkileri dolduralım. Hub FC'yi zirveye taşıyalım. Hub FC ile birlikte maçlar oynayabiliriz. Liglere katılabiliriz. Takımın tesislerini genişletebiliriz. Ve birlikte kupalar kazanabiliriz. Futbolcunda karakterini oluştur, antrenmanlarını yap ve görevlerle birlikte ödüller kazan. Sonrasında da benimle birlikte Hub FC'de takım arkadaşı ol. Ben Futbol Team Game için de hem açıklama kısmında hem yorum kısmında bir tane link bırakacağım. O linkten Futbol Team Game'e kayıt olursanız 50.000 fazladan enerji puanı kazanırsınız. Ayrıca şunu da belirtmem lazım. Futbol Team Game artık Türkçe dil seçeneğine sahip. Hepinizi bekliyorum. İlk yapacağımız hamle, en yüksek değerli bütün futbolcular transfer listesine eklenecek. Şöyle bir şey var. İlk senelerde oyuncu satışı birazcık daha zor oluyor. Bizi zorlu bir serüven bekleyebilir. Kolay bir 500 milyon euro ödemesi de bekleyebilir. Bunu zaman içerisinde göreceğim. Cancelo'yu City'ye geri gönderdim. Bizde kiralık olan oyuncuların bize herhangi bir katkısı yok. Felix geri gitti. Ansu Fati'yi de duruma göre geri çağıracağım. Tabi bugünün en önemli durumlarından biri bence şu olacak. Eğer satışlar istediğimiz gibi giderse Yamal, Vitor Roque ve Ansu Fati üçlüsüyle kupalar kazanmak istiyorum. Ayrıca maaşlar çok düşük. Gerçi iki tane oyuncuyu gönderdikten sonra maaş bütçesi birazcık açıldı ama serbest kalma bedellerini bir şekilde kaldırmam lazım, yoksa çok ucuza giderler. En azından bazı isimler. İlk olarak yaşlı oyuncuları göndermek istiyorum. Onlar gitsin, sonrasına bakarız. Ben şimdiden stratejiyi de seçeyim. Tabii ki Tiki Taka. Sistemde Barça'da değişmeyecek. Real Madrid'den, ezeli rakipten Lewandowski'ye teklif var. Gidebilir abi, biz kazanacağımız paraya bakacağız. 80 milyon euroya yükselttim teklifi ve Ancelotti ile anlaştık. Ve ilk satış Real Madrid'e Lewandowski oldu. Biz çıktık, toparlandık vesaire derken zaten Lewandowski'nin overall'ı düşmeye başlar diye düşünüyorum. Marc Guia teklif var. Sen bir dur. Kubarsi kiralanabilir. Christensen'e Leicester'dan çok güzel teklif var. Christensen'de de teklifi biraz yükselsinler dedim de 49.1'i arttırmadılar. Bir güncelleme daha yapacağım. Ama bu teklifi arttırmıyorlar. Christensen teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Şöyle bir şey var. Bazen kabul etmediğimde sonrasında pişman oluyoruz. Bunu çok sıklıkla yaşadık. Şurada mesela yetki vereceğim, bir teklifi güncellesinler Rafinha'da. Ama bugün Barça'da nedense çok fazla teklif gelecekmiş gibi hissediyorum. Christensen Leicester City'ye gitti. 50 milyon euro. Sergio Roberto'ya da bir takaslı teklif var. Rafinha için hala geri dönüşü yapmadılar. O sırada ben Kubarsi'yi kiraladım. Vitor Roque'ye teklif geldi. Hayır. Hayır abi. Sergio Roberto için 15.465. Kabul. Lewandowski gitti zaten. Bu arada Inigo Martinez'in serbest kalma bedelini Nice kullandı. Alarcon'a 3.2 teklif geldi. Red. Rafinha için teklifi kabul etmediler.
Roberto El Nassr'da. Rafinha'ya bir teklif daha geldi. Yine çok düşük. Arap kulüpleri birazcık yüksek teklif vermekten çekiniyor herhalde. Ya da ellerinde ilk sezon bütçe yok. 45.3'ü belli ki yükseltmeyecekler. 52.3 güncelledim. Abi risk alıyorum. Ya da almıyorum. Alsam mı? Reddettim. Balde'ye City'den teklif geldi. Balde de normalde satmayı düşünmeyeceğim isimlerden. 19 yaşında çünkü. 86.7. Anlaştık. Rafinha'yı satmadım ya. Balde'yi bir şekilde göndermem lazımdı. Bu arada Martinez gitti. Alarcon'a teklifler geliyor. Gelmesin abi. Şu an düşünmüyorum. Bu arada Balde City'de önemli bir bonservis geliri. Teklif gelmemeye başladı. Bu hiç iyi değil. Lamine Yamal'ı satmayacağım. Herkes gider. Bu arada Rafinha'ya City'den teklif var. Doğru tercihi yapmışız. 70.5. %5 pay eklediler. Payı ben ne yapayım? Kaldır. 67.4, 61.9. Anlaştık. Garrido için 2.9 milyon euro. Coelho için 1.850. Bu adam gidebilir. Hiç düşünmüyorum zaten kendisini. Rafinha satıldı. Bizim yüksek bonservis bedeli kazandırabilecek isimlere teklifler gelmiyor. Kim onlar? Pedri, Frenkie de Jong, Arao. Önümüzdeki sene rahat edeceğiz belki ama bu sezon değil. Evet, teklifler kesildi derken Ter Stegen Galatasaray'dan teklif var. Görüşeceğiz. Öncelikle 53 milyon euroyu nereden buldunuz? Önemli bir soru. 70 milyon eurolara çıkabilecekler mi? Hayır. 60.5 verin alın ya. Anlaşamadık. Tek teklif yaptılar belli ki. Napoli Fermin'i istiyor. Göndermem. Abi o adamlara kadar gidecek 100 tane adam var. Fermin'le. Yalnız Ter Stegen'den pişman olabiliriz. Onu da söyleyeyim. İlkay'ı Inter istiyor. 64.7. 70 milyon euro olarak güncelledim. Borcu ödeyemezsek çarpı 2. Daha ilk sezondan şunu yapmak o kadar sıkıntılı bir durum ki. İlkay Gündoğan satıldı. 70 milyon euro. İlk sezon o 500 milyon euroyu son dönemlerde yakalamak çok zor. Son 9 saat. Alonso'ya teklif var. 10.4. Git abi. Git. Uçarak git. Ter Stegen'den de herhalde pişman olacağız. Marcos Alonso satıldı. Bu adamın piyasa değeri de yok. Ter Stegen'in vardı. 90 milyon eurolara kadar piyasa değeri var. Transferde son 4 saat. Barça batmak üzere. Önümüzdeki sene borcu bayağı katlayacağız. Transfer bitti abi. Geçmiş olsun. Evet, gelelim ne kadarlık bütçemiz var? 368 milyon euro. Tabii ki sıfırlayacağız. Şöyle bir şey var. 132 milyon euroluk bir borç kalacak. O da 264 milyon euro olarak önümüzdeki seneye aktarılacak. Ekliyorum, yeni sezonda ödememiz gereken borç 764 milyon euro olacak. Yani önümüzdeki sene komple Barça'yı satacağız. Başka yapabileceğimiz bir şey yok bence. Son dönemlerde hep ilk sezonlar böyle oluyor. Mevcut bütçeyi sıfırladım bu sene. Borcun bir miktarını ödedik. Şimdi teklif yap. Şimdi teklif yap Gavi'ye. 94 milyon euro teklif geldi ama ilk transfer dönemi 1 milyar borç rebuild'larında sınırlı süremiz. Ocak transfer dönemini kullanmıyorum. Ayrıca bir kural daha söyleyeyim sizlere. Eğer borç ilerleyen dönemde ödenemeyecek bir hale gelirse bankayla yeni bir anlaşma yapılır. Faiziyle yeni bir borç yapılanmasına gideriz. O yüzden ilk transfer dönemi dışında gelen teklifler bizi ilgilendirmez. Örneğin Pablo Gavi. Her neyse, Barça'da transfer tamam. İşte tamamen gidenler listesi. Toplamda 32 tane oyuncumuz kaldı. Haliyle transfer yapamadık. Haliyle yeni antrenör getiremedik. Sıkıntılı süreç devam ediyor. Bu arada takımın sol beki yok. Altyapının da tamamını A takıma getireceğim ki önümüzdeki sene oyuncu satışında herhangi bir problem yaşamayalım. Yani bizim 764 milyon euroyu yeni sezonda ödeyebilmemiz adına Pedri'yi, Frenkie de Jong'u 200 milyon eurolara satmamız gerekecek. Kolay mı? Kesinlikle hayır. Hadi İspanya'nın ikinci liginde ilk sezon sonuna gidelim. Tabii ki de hedef burada şampiyonluk. Başka da bir şey beklemek mümkün değil. Sene sonu yaptık. La Liga Hypermotion'da 106 puanla şampiyonluk geldi açık ara. İspanya Kupası'na 3-2'lik galibiyetle başladık. Son 32 turunda 4-1'lik galibiyetle devam ettik. Son 16 5-1 çeyrek final penaltılarla Cadiz bizi eledi. Şampiyon Real Betis. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Bayern, Avrupa Ligi bu sene Liverpool, Konferans Ligi ise Aston Villa hem de Fenerbahçe'yi finalde yendiler. Sene sonu itibariyle overall'lar.
Tabii kimsede neredeyse hiç keskinlik yok. Antrenör olmayınca. Gelişim anlamında neler vardı? Artı 1 artı 2 herhalde bu senenin geneli olur. Kunde artı 3 demiş. En iyi gelişenlerden biridir diye düşünmekteyim Kunde. Arao artı 3'te geri dönecek. Bizim bek ihtiyacımız var ama bir yandan Hector Fort'u da önümüzdeki sene oynatmak istiyorum. Bakacağız o duruma. MDO'larda çok fazla oyuncu birikti. Fatih 80'le geri dönüyor. Önemli işlerden biri olacak. Pedri, De Jong, Gavi artı ikişer geliştiler. Hücum hattında Ferran Torres'in artı 3'ü, Lamine Yamal'ın artı 4'ü vardı. Forvet'te Roque'de artı 4 dedi. Performanslarda ise Roque, Torres, Lamine Yamal. En değerli oyuncu Pedri. Hedef 200 milyon euro. 200 desen 3 oyuncudan 600 milyon euroyu zorlamamız lazım. Sene sonunda 663 milyon euro kar. Muazzam bir kar bu arada. Torres en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Ligde gol kralı Roque. Asist kralı Torres. Gol yemeyen maç sayısında Ter Stegen 8. Yok artık daha neler. La Liga'ya gidiyoruz. Yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda verilen bütçe 50 milyon euro. Tabi borç düşünüldüğünde 50 milyon euro hiçbir şey. O yüzden sezona ciddi satışlarla yine başlayacağız. Umarım oyunculara teklifler gelir. Hedefim bu yönde. Satışlar sonrasında da takımı ciddi anlamda gençleştirme planım var. Yeniden Barcelona'yı kuracağız. Pedri'ye teklif var. Abi adamı daha geçen sene aldınız. İlkay Gündoğan'ı takasta kullanmaya çalışıyorlar. Ben diyorum 200 milyon euro. Adamlar diyor İlkay Gündoğan. Görüşmeler kesildi. Tottenham'dan Romeo için teklif var. 14.1 kabul. Romeo için Manu'dan da teklif geldi. 14.8. Lönkle'ye 7.4 milyon euro teklif var. Kabul. Bu adamlarda çok fazla pazarlık yapmayacağım. Pedri'ye Paris Saint Germain'den teklif var. Bir şey söyleyeyim mi? Düşük. Ki Paris Saint Germain de veremiyorsa kimse bizim istediğimiz değerleri vermez. 188'e de anlaşamadık. Devam bile etmediler. Bak buna üzüldüm. Bu bayağı sıkıntı olabilir. Romeo satışıyla başladık. Tottenham'a gitti. Ter Stegen'e Arsenal istiyor. Görüşeceğiz. 100 milyon euro geri dönüş. 88.500 93.500 anlaştık. Bir önceki teklifi kabul etmeyince korktum. Lengle satılı. Arao'ya teklif var. Barrios takası. Takaslı oyuncu kabul edemiyoruz. Zaten teklifi bir güncellesinler. Bakalım ne olacak. Koundé'yi Real istiyor. Vallahi en iyi stoperi Real Madrid'e vermek üzereyiz takımdaki. En iyi derken en potansiyelli bence. 160 civarlarında bir teklif istedim. Kabul etmediler ama 150'ye herhalde anlaşacağız. Yine kabul etmediler. Çok zorlu bir sene başladı benden söylemesi. 140 milyon euro anlaşamadık. Şaka gibi. Şaka gibi. Ben Real'e, Paris Saint Germain'e oyuncu satamayacaksam kime satacağım? Frenkie de Jong'u Inter istiyor. Çok yükseltemedim. 165. Şaka. Hayda. Bak 700 milyon euronun şakası yok abi artık. Şu saatten sonra kimden ne teklif gelirse çok fazla yükseltmem. Ter Stegen satıldı. Bak bu adamlara bir daha teklif falan gelmeyebilir. De Jong'u Bayern istiyor. 200 milyon euro filan nereye? 159.7. Anlaştık. Koundé'ye Juventus'tan teklif var. 145 ver. Git abi dedim. Bu iş olmayacak herhalde Koundé'de. 130.5. Pay filan girdi devreye. Kabul. Kabul ettim. Zorunda kaldım. Bedava ama yapabileceğim bir şey yok. Ferran Torres'i Real istiyor. Sanki elinde Vinicius filan yokmuş gibi. 158.8 dedim anlaştık. Riyad filan kalacak. Bizim stoper ihtiyacımız olabilir ilerleyen dönemde. Pedri'ye Tottenham'dan o kadar düşük teklif geldi ki. Ben bu teklife Pedri'yi nasıl satabilirim? Arao için 161.9 kabul. Biliyorum ki teklifi birazcık daha yükselsem takasta yine Atletico oyuncu verecek. Koundé satıldı. Frenkie de Jong Bayern'de. Ferran Torres Real'e gitti. Çok ciddi satışlar bunlar. Yalnız Pedri'ye bir teklif daha var. Chelsea. O değil de siz niye piyasa değerinin daha altına düşmeye başladınız Pedri konusunda? Ve hani yakında anlaşamayacak seviyeye geleceğiz. Pedri bedavaya gidiyor. Gidiyor abi. Red 126'ya da satmam artık yeter. Yani piyasa değerini de bir zahmet verin. O kadar da değil. O kadar da değil. Bu arada Arao da satıldı. Abarttılar ya Pedri konusunda. Ne kadar bütçe var? 700 milyon euro. 64 milyon euro kaldı. Gavi var. Gidebilir mi? Gidebilir. Pedri var. İkisi de çok genç. Ama en yüksek değerler onlarda. Fatih'in pozisyonunu değiştirip sol kanat yapacağım. Yine bana sorarsanız Sergio Des sol bek olmalı. 36 hafta ne?
6 üstü diğer beke çekileceksin ya. 36 hafta biraz insafsızca. Ara o da 23 hafta sürüyormuş. Niye öyle oldu ki? City Pedri'yi istiyor. Tamam. Oldu bu iş. Hatta elimize ciddi anlamda bütçede kalacak gibi. 174.9. Ben daha fazla zorlamam. Bu teklifi bir daha göremeyiz. İmkanı yok. Dedikten 2 dakika sonra 182 milyon euro teklif geldi. Ne diyebilirim ki? Bazen söylenecek hiçbir şey kalmaz. Yani Manu işleri çığırından çıkardı belli ki. Ben de alabileceğimin maksimumunu alayım Manu. Pedri, umarım Manu'ya gidersin ya. Umarım Manu'ya gidersin. Senin için söyleyebileceğim tek şey bu. Çünkü oyun beni 2 dakikada yalancı çıkardı. Gavi'ye teklif var. Gavi'yi bu saatten sonra satmam. Serbest kalma bedelini öderlerse alırlar. Evet, Pedri satıldı. Kime? City'ye. Zarar ettik. Anında zarar ettik Pedri'den. Neyse, önemli olan o değildi. 856 milyon euro var. 764 milyon eurosunu siliyorum. Evet, karşınızda yeni bütçemiz. Transfer tahtası açıldı. Antrenör getirebiliyoruz. Barça'yı yeniden oluşturacağız. Tabi önce antrenörlerden başlayacağım. 14 tane antrenör gelebiliyor. Dest bir anda sol bekte oynayabiliyor gözüküyor. Resmen bizimle dalga geçiyor ya adamlar. Gerçi antrenör geldi, onunla da alakalı olabilir ama. Kardeşim, ben daha yeni seri sol bek yapmak istemedim mi? 26 hafta gösteriyorsun hala. Oraya geçince de oynayabiliyorsun. Ben seni anlayamadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 60 overall altındaki o altyapıdan gelen isimlerin hepsini serbest bırakacağız. Bu adamlar gitsin. Kontratı 1 yıl kalmış isimler var. Güncelleyeceğiz. İyi bir kaleciye ihtiyacım var. Bir yandan da çok fazla maaş veremem. Takımdaki maaş dengesini bozmamak adına. En yüksek maaş ne kadar? 26 bin. Onu da yeni verdim maaşı güncellerken. Tabi böyle durumlarda ne yapıyorum? Portekiz'e gitmek en doğru seçenek. Costa, bonservis bedeli harcayabileceğimiz en nokta transfer. Porto'da zaten 16 bin maaş alıyormuş. Bizden de 30 alsa yeterli. 25 bin talep etti. 5 yıllığına anlaştık. İlk transferimiz. Mevcut bütçe dahilinde elimizdeki eksik bölgeleri dolduracağım. Esugo Sporting'den 4 milyon euro karşılığında geldi. O mevkide şu an büyük potansiyelli bir isim yok. Esugo onlardan biri olabilir. Evet, sana ihtiyaç var diyorum. Eski Barçalı Puig. Hatta Fermin takası. Üstüne 10 milyon euro. %9 pay. Anlaştık. Fermin'de zaten büyük potansiyel yoktu. O yüzden Puig bence önemli bir seçenek olacak. 5 yıllığına kontrat. 20.5 maaş. Ve Barça'da transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Bu sene satışı çok daha ciddi geçirdik. Elimizdeki kadro hala ciddi anlamda yapılanma kadrosu. Birazcık daha zamana ihtiyacımız olacak. Torre'yi de orta sahaya çekmeye çalışacağım. Hedef Barça ile bu sene orta sıralar. İlk 7'ye girebilirsek bizim için muazzam bir başarı olur. Özellikle defans hattı düşünüldüğünde. Pozisyon değişikliğimiz var. Fati sol kanat. Bir pozisyon değişikliğimiz daha var. Arao sol bek. Sene sonu 59 puan. Barça 5. Bence müthiş bir geri dönüş yaptık. Sezonun büyük bir çoğunluğunda orta sıralardaydık. 17 tane beraberlik aldı bu kulüp ve ligin en fazla beraberlik alan ikinci takımıyız. Kupaya geldiğimizde ise maalesef Valladolid bizi 2-1 ile eledi. Şampiyon Real, UEFA'da Süper Kupa Liverpool, Şampiyonlar Ligi City, Avrupa Ligi Sevilla, Konferans Ligi ise Salzburg. Sene sonu itibariyle de Barça'da overall'lar görüntüde. Bu takım yavaş yavaş oluyor. Costa'nın artı 3'ü var. Bu arada kimse takım performansından memnun değil. Yeni sezonda kesinlikle gidecek isimler de var. Arao artı 4 dedi. Sol bek aramayabiliriz. Eric Garcia'nın artı 2'si, Riyad'ın artı 4'ü vardı. Ama yeni bir stoper çok iyi olur. Sergio Dest artı 2 dedi. Hector Fortuna artı 3'ü vardı. Isugo önemli bir rotasyon oyuncusu olur ilerleyen dönemde. Orta sahasına da yeni bir transfer yapılmalı mı? Önemli soru işaretlerinden biri. Yine Pablo Torre pozisyonunu değiştirdi mi? Hayır, hala değiştirmedi. Önümüzdeki sene gitme ihtimali çok yüksek. Fati'nin artı 4'ü, Lamine Yamal'ın artı 3'ü ve Vitor Roque'nin artı 5'i vardı. Performanslarda Roque, Fati, Lamine Yamal. Tabii hala çok iyi oynuyorlar mı? Hayır. Takımın en değerlisi Roque. Sene sonu 1.3 milyar euro yaklaşık kar. Ben böyle bir kar uzun zamandır görmemiştim. En fazla Roque forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. La Liga'da gol krallığı listesinde Roque 4. Asist krallığında Lamine Yamal 4.
Gol yenmeyen maç sayısında. Nerede abi ya, bizim kaleci nerede? Peña 18, Costa 16. Yok artık daha neler. Costa'dan felaket ötesi bir performans. Yeni sezon Barça'da başlıyor. 107 milyon euro. Hedefi ilk etapta stoper. Evet, önemli bir stoperle başlıyoruz. Antonio Silva, Benfica. %10 satış payını kaldır. 51.5 geldi. Bedava da maaş. 5 yıllık kontrat. Ya Portekiz'den MDO da getireceğim. Aslında 2 tane oyuncu arasında kalmıştım ama Yulmant birazcık daha pas özelliği yüksek bir isim. Diğer oyuncu Florentino'ydu. Benfica'dan. Torre'yi de hatta yakalamışken takasla verelim. Üstüne 44 milyon euro. Anlaştık. Yulman tabi birazcık maaşları yükseltecek gibi. Bu arada transfer bizim için bitmedi. Özellikle birçok oyuncunun transfer isteği var. O isimler bir bir gidecekler. Marka kiralama teklifi geldi. Bir yandan da stoperde yeni bir transfer rotası oluşturacağız. Casado kiralık olarak isteniyor. Iñaki Peña'ya Galatasaray ve Sassuolo'dan teklifler var. Sassuolo'nun teklifini Galatasaray'la eşitleyeceğiz. 6,5 milyon euro. Anlaştık. Casado'yu Porto'da istiyor. Oynamayan oyuncular isyan bayrağını çekti. Peña Sassuolo'da. Casado Moskova ile anlaştı. Tabi rotasyonda biraz sıkıntı yaşıyoruz şu an. Serbest'ten İspanyol oyunculara yöneleceğiz. Andoni yedek kaleci olarak gelecek. 69 overall'ı var. Çok daha yetenekli isim maalesef bulamadım. Kendisi 2 yıllığına geldi. Kanat rotasyonu için Raul Moro. 22 yaş, 71 overall. 4 yıllık kontrat, 13 bin maaş. Stoper'de işler biraz değişiyor. O yüzden rotasyona Şumi. 26 yaş, 74 overall. Önerilen maaş çok görünüyor. Ben o kadar maaş vermem bu adama. 16 bin maaş yeter. Mark kiralık olarak gitti. Eric Garcia ile biz anlaşamadık yeni kontratta. 1 yıl kontratı kaldı. O yüzden 2 gelen teklifi de kabul ettim. Arao'yu istiyorlar. Arao da gönderilecek. Sol ayakta bir sol bekle yolumuza devam edeceğiz. Tabii bütçenin asıl kısmını ben stoperde kullanmak istiyorum. Arao 60 milyon euro. Bir yandan da Chadi Riyad 15.9. PSV'nin teklifi biraz yetersiz geldi. Yaklaşık 20 milyon euro. Arao gitti. Bir de şöyle bir şey var. Eric Garcia'nın gelişimi bitmiş. Bu çaba aslında o yüzden. Eric Garcia Marsilya'da, Riyad'da gitti PSV'de. Bugünün bence kurtarıcı ligi olacak. Portekiz. Diomande ayağı biraz sorunlu, evet. Barça sistemine alışması zaman alacak. 49.1'e de Diomande geldi. Ama overall yüksek. Potansiyeli var. Genç bir isim. Sol ayaklı bir yandan baktığımızda. Maaşları biraz alt üst edecek bence gelirse. Sol bek için Ferdi'yi istiyorum. Nice gitmiş ve 50 bin civarında maaş kazanıyor. Biz tabii daha düşüğünü teklif edeceğiz. O ayrı bir mesele. Ama Nice'le bir şekilde bonserviste anlaşmamız lazım. Hani Ferdi'yi 40 bin maaşlara getirebilirsem muazzam bir iş olur. Sağ ayaklı sol bek satıp sağ ayaklı sol bek almam. Benim bugün gerçekten bu konuda söyleyebileceğim başka bir şey yok. Ferdi geldi. Çok tutarlıyım ya. Yine inanılmaz tutarlı bir gün yaşıyorum. Ama Ferdi'nin pas kalitesi falan tam tiki takaya uygun bir isim. Böyle geçiştirmeye çalışayım bari. Ne yapayım olayı? Sol ayaklı sol bek alacağım. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Barça bu sezon transferi tamamladı. Yani bence iyi bir transfer dönemi geçirdik yine. Defans hattı daha gelişebilecek kapasiteye geldi. Buna da ihtiyaçları var. Moro'yu sol kanat yapacağım. 2 hafta sürüyor. Puig'de de bence gelişim bitmiş. Kaptanlığı da Puig almış. Bu sezon artı 1'i zar zor görür. Hadi artı 2 diyelim de. Orta sahaya yeni antrenör, hatta antrenörler gelecek. Orada 5 yıldızlar gördüm. Birçok mevkide bazı isimler değişecek. Yeni antrenör kadrosu. Bu sene hedef Avrupa Ligi'ndeyiz herhalde, Avrupa Ligi. Moro'nun mevkisi değişti. O artık sol kanat. Evet, Avrupa Ligi'ndeyiz. B grubu Lyon, Malmö, Aris. Hedef liderlik. Ligde de ilk 3. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. B grubu 3 galibiyet, 3 beraberlik. 12 puanla zirvedeyiz. Son 16'da rakip Almeria. Ne kadar çok İspanyol takımı Avrupa Ligi'nde yalnız. Baya sert bir Avrupa Ligi var, onu da söylemek lazım. Bu sene burayı kazanacaksak bu kolay olmayacak. İlk maç 3-0. Kendi evimizdeyiz, rövanştayız. 3-0'da kendi evimizde kazandık. Çeyrek final Wolfsburg. Önce Almanya'dayız. Inacio da mesela bu takıma gelebilecek isimlerdendi ama
Inacio'yu çok öncesinde almışlar. Deplasman, Roque'nin golleriyle 2-1'lik galibiyet. Rövanşa geldik. Kazanan taraf 3-2 ile Barça. Yarı finalde artık Şampiyonlar Ligi provası yapacağız. Rakip Tottenham. Öncelikle iç sahada. Camavinga, Laporte, Guerrero, Angel Correa. Sağlam transferler bunlar. Maç 3-1 kaybettik kendimizde. Çok yazık. Elendik herhalde ya. Gerçekten elendik. Ya ben öyle ya da böyle Tottenham'a eleyeceğimizi düşünmüştüm. Çok yazık oldu. Rövanşta bir de 2-1 kazandık. Yarı finalde veda ediyoruz. Sene sonu La Liga'da Barça ikinci. Geri döndük. Ama önümüzdeki sene o şampiyonluğu alacağız. İspanya Kupası'na ise yine başladığımız gibi veda ettik. 2-1 ile Burgos'a karşı. Bu da saçma. Şampiyon Atletico. UEFA'da Süper Kupa City. Şampiyonlar Ligi Arsenal. Avrupa Ligi Napoli. Konferans Ligi Genk. Sene sonu overall'lar. Zaten takımı beraber getirdik. Özellikle stoperlerin gelişimi bu sene önemli. Costa'nın performansı tartışılır. Ligde iyiydi ama Avrupa Ligi'nde bekleneni veremedi. Costa'nın da maalesef simülasyonda böyle bir dengesizliği var. Ferdi artı 2 gelişti. Silva artı 5. Diomande artı 4. Sağ beke geldiğimizde Dest'te sıkıntı var. O artık gelişimini birazcık bıraktı gibi. Yulmant artı 1 dedi MDO'da. Esugo önemli bir rotasyon oyuncusu. Puig artık gelişmiyor. Gavi artı 2 dedi. Fatih artı 2. Bir yandan Yamal artı 4. Roque artı 4. Performanslar Roque, Fatih, Yamal. Orta sahalardan gereken katkı bence gelmiyor. En değerli oyuncu Vitor Roque. Sene sonu 550 milyon euro kar. En fazla yine Roque forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. La Liga'da gol kralı Roque. Asist kralı Yamal. Gol yenmeyen maç sayısında Costa ve Courtois eşit. Bireysellerde bayağı ön plana çıkmış bizimkiler ama yetersiz. Seneye verecek bütçe çok önemli. Yeni sezon başlıyor. 148 milyon euro bütçe var. Öncelik yeni kontratlar. Bu sezonun ilk transferi Barça'da futbolu bırakmaya geliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Lionel Messi 27 milyon euro, 27.3 %10 pay. 10 pay versek ne olur ki? 2 yıllık da kontrat. Messi geldi. Bu sene rotasyonu bayağı genişleteceğim. Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde. Orta sahaya Werman PSV'den payı kaldır. 53.500 yeni teklifim. 56 milyon euroya anlaştık. 38 bin de maaş teklif ettim. 5 yıllık kontrat. Santrafor rotasyonuna ihtiyacım var. Ajax'tan Mikautu Asse. 36 milyon euro %10 payını kaldır. Tekrar aynı teklif 37.2. Anlaştık. Geçen seneki yarı final faciasından sonra bu sene sağ beki göndereceğim. Sergio Dest için 57 milyon euro teklif ettim onlara. Kabul etmediler. 55 ile devam ediyorum. Birazcık yükselttiler teklifi. 53.8. 50.8'e anlaştık. Kalecimizi istiyorlar. Napoli. Ya Costa gidebilir ama Napoli o tekliflere çıkar mı? West Ham'dan önemli bir teklif var. 161.6 dedim. %5 pay eklediler. West Ham'la da anlaşamayabiliriz. 154'e ben çıktım. Onlar da 152'ye çıktı. Dest satıldı. Costa da West Ham'da. Tabii maaşında birazcık indirim talep edeceğim. Donnarumma'yı Paris Saint-Germain'den getirmeye çalışıyoruz. 135.4. Paris Saint-Germain'de 140 bin maaş alıyormuş. Bizim böyle bir maaş verebilecek yapımız yok. 77 bin maaş. Yine çok yüksek ama anlaştık. Birçok kişi bu durumdan memnun olmayacak. Arsenal'dan da Eşref Hakimi'yi istiyorum. 50 milyon euro. 11 ay kontratı kalmış. Anlaştık. Bakalım Hakimi ve maaşı ne olacak? Ya Donnarumma'dan sonra aynı teklifi veriyorum 77 bin. 85 binde anlaştık. Çok yükseldi maaşlar. Kimse bu kadar kazanmıyor Barça'da. Messi'nin mevkisini değiştireceğim. Değiştiremeyeceğim. Hiçbir mevkii olamıyor çünkü. Transfer Barcelona'da bitti. Hedef artık Şampiyonlar Ligi. Barça seviyesinin çok altında kalan isimler var. Mark serbest bırakıldı. Prim serbest bırakıldı. Garrido serbest bırakıldı. Yeni antrenör hücuma gelecek. Orada bir eksiklik var. Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle, Wolfsburg, Ferencvaros,
Hedef liderlik. Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 geldi. Son 16 rakip Napoli. Napoli'nin 11'i. Lamine Yamal'da sakatlık var. Olacak iş değil ve ilk maç 2-2 bitti. Rövanşa kaldık. Yamal'ın sakatlığı kaval kemiğinde kırık. 4 ay yok. Ona en gereken, en ihtiyaç duyduğumuz zamanda çok kritik bir sakatlık. Artık son tango. Messi Yamal'dan orada formayı almalı. 2-0 kazandık. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakip Sporting. Messi Barça hikayesi şeye dönmeye başladı. 6 aylığına kimi transfer edebilirler ki? Henry Arsenal hikayesine dönmeye başladı. 2-2 bitti Sporting deplasmanı. Şaka değil, gerçek. Hakimi kaburgada kırık, 3 ay sakat. Hadi bakalım. Bu takım şu an ne yaşıyor gerçekten ben de bilmiyorum. Ve geldik rövanşa. Esugo sağ bekte devam edecek. 2-1'lik galibiyeti aldık. Yarı finaldeyiz. Dünyanın en ballı kurallarıyla devam ediyoruz. Rakip Benfica. İlk maç kendi evimizdeyiz. İki oyuncu da muhtemelen yetişemeyecek. Şimdiden söyleyeyim. 1-1 bitti. Deplasman. Rövanş günü. 2-1. Roque ve Gavi. İnanılmaz hikayesi olan bir gün. Ve Barcelona finalde. Sene sonu La Liga'da 81 puanla şampiyon Barcelona. İspanya Süper Kupası'nı maalesef finalde Real Madrid'e karşı kaybettik. Kupaya geldiğimizde 4-3 ile başladık. Son 16 2-1'lik galibiyet. Çeyrek final penaltılarla Leganes'i eledik. Yarı finalde Real Madrid'i geçtik. Ama finalde kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Napoli. Şampiyonlar Ligi finalinde rakip Nice. Real Madrid'i elediler. Diyecek hiçbir şey yok şu an. Avrupa Ligi Inter'in. Konferans Ligi Leverkusen'ın. Her şey Messi'li Barça'nın yanında. Bizim sakatlar dönebildi mi? Yok. İkisi de finalde yok. Lamine Yamal'ın oynamasını. Yani Lamine Yamal'la oynamak istemiştim abi bugün. Böyle talihsizlik olamaz. Bu sezon gelişimler. Ferdi'nin artı ikisi var. Silva artı 3 dedi. Çok iyi bir gelişimdi. Hakimi daha 4 hafta yok. Yulman artı 2 dedi. Esugo sağ beke alıştı bence. Bir yandan artı 1'ler çok fazlaydı takımda. Yamal 5 hafta daha yok. Messi eksi 4 düşüş gösterdi ve performanslar Roque, Gavi, Fatih, Verman, Ferdi. Messi 13 maç 0 gol, 0 asist. Şampiyonlar Ligi finalinde ne yapacak? En değerli oyuncu Roque. 701 milyon euro cash. En fazla Roque forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Roque. Asist kralı Dantas diye bir isim. Verman bizden 5. Gol yemeyen maç sayısında Donnarumma 8. La Liga'da gol krallığında Valverde ismi var. Asist krallığında Kengin Lee. Bizimkiler bayağı geride kalmış bu sene. Gol yemeyen maç sayısı Donnarumma 6. Son bir şey düzenleyeceğim. Messi'nin forma numarası 10. Ve kaptan finalde Messi. Rakip görüntüde ve final başlasın. Riskli bir deneme. Yulmand aldı. Gavi Messi'ye. Messi ayakta kalamadı. Ferdi iyi müdahale. Yulmand. Messi ile oynadı mı? Malasya Messi. Devam dedi hakem. Verman. Messi. Defansın arkasına Roque'ye gelmedi. Ferdi topu aldı. Ferdi çalım attı. Ferdi Kadıoğlu. Sol taraftan götürüyoruz Ferdi ile. Ferdi şimdi çekti topu. Ferdi ara topu Roque'ye. Roque çekti. Roque. Malasya. Derken Verman. Müthiş müdahale. Fatih aldı. Roque karşı karşıya. Hatayı değerlendirdik. Vitor Roque. Roque. Lionel Messi. Messi. Müthiş top. Fatih'e. Ansu Fati vurdu. Turbin. Kaptan korneri kullandı. Diop. Verman. Şimdi Gavi. Plase. Turbin. Ansu Fati çekti. İyi de çalım geldi. Gavi. Pas. Verman verdi. Lionel Messi. 2-0 oldu. Kaptan attı. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Fatih. Verdi pası Roque'ye. Roque. Roque şimdi oradan top Messi'ye geldi. Messi. Messi pası verdi Verman'a. Verman Messi çekti. Messi plase defansa çarptı. Messi. Messi şimdi pas Roque'ye. Vitor Roque. Roque çekti. Messi aldı. Messi vurdu out. İyi müdahale ve kontra şansı. Messi. Roque'ye müthiş pas. Vitor Roque bir anda defansın arkasına sarktı. Roque golü de attı. Messi asist. Roque gol. Mofbi.
Verman Messi aldı yine. Lionel Messi'den Roque, iyi top. Vitor Roque yine gidiyor. Roque açılar, korner. Messi orta, kafa, bir korner daha. Kaleci ne toplar çıkardı yalnız. Antonio bu sefer de defans. Derken bu nasıl pozisyon? Neto'nun önüne düştü top. Neto götürüyor hala. Neto yetiştik. Esugo, Diomande, Verman, Yulmand. Paslarla çıktık. Gavi, Fatih aldı. Ansu Fati'den Roque. Roque iç tarafa. Messi vuramadı. Atak devam edecek. Yulmand, Fatih. Fatih çok iyi çekti. Vitor Roque. Roque, Messi, Viti. Bodavi orta geldi. Moffi vurdu. 3-1. İyi gol. Moffi. Diop verdi pası. Moffi etkili geldiler. Moffi penaltıyı aldı. Moffi. Çok ucuz bir penaltı bu hakem. Bu kadarcık temasa da penaltı çalıyorsan diyecek bir şey yok. Ruiz geldi. Ruiz, Donnarumma, Yusuf, Marcel, Yusuf, Gavi, iyi müdahale. Şöyle bir şey var. Önceden kaydığım adam bu ya. Başka pozisyona gitti ve evet penaltıyı aldı. Marcel Ruiz geldi. Ruiz ters köşe. 3-2. O golü illa yiyeceğiz. Sonradan geldi, takıldı oyuncu. Ve maç bitti. 3-2 kazandık. Ortada artık müthiş bir hikaye var. O geldi. 10 numara kaptan Lionel Messi. Şampiyonlar Ligi kupası elinde. Şampiyon ise Barcelona. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.